Evet, Bursa gücüyle Altın Ayaklar Spor'un karşılaşmasında. Evet, 5-4 son dakikada galip gelen Altın Ayaklar Spor'la birlikteyiz şu anda. Evet, maçın yıldızı Muhammed'e dönmeden önce maçın kaptanı, özellikle Bahtiyar'la devam etmek istiyoruz. Evet, maçı kazanacağız demişsiniz özellikle. Biraz değinelim maça. Nasıl geçti sizce? Maç çok güzel geçti. Çok mücadele. Dolu yüksek bir maç geçti. Biraz sertlikler oldu. Kimse kusura bakmasın. Maçta olur böyle şeyler. Her şey maçta kaldı. Yine dostluk önde. Ve takım yıldızına bırakıyorum bütün konuşmayı. Evet, özellikle ilk yarı attığı 3 golle takımını 3-2 galip getiren Muhammed'deyiz değerli spor severler. Ve ikinci yarıda da bulduğun 1 golle 4 yıldızla adeta maçın yıldızı oldun. Neler söylemek istersin? Bu goller atmamda takımın önünde ön planı var. Takım sayesinde bulduğum pozisyonları ben de atmaya çalıştım her pozisyonu. Elimden geleni yaptım. Önümüzdeki maçlarda daha fazla atmaya çalışacağım. Peki 5-4 kazandınız. Evet. Yenerek kazandınız, terleyerek kazandınız. Dediğim gibi önceki maçı hükmen kazanmıştık. Bu maçı alnımızın teriyle kazanmaya çalıştık ve kazandık. Evet, peki biz de Muhammed'i alkışlıyoruz. Evet, attığı gollerle, galibiyetiyle. Evet, Bursa Gücü takım kaptanı Selim Han'la birlikte şu anda maç sonu röportajını almak üzere değerli spor severler. Bildiğiniz gibi 5-4 biten müsabakanın takım kaptanı Bursa Gücü'nün Selim Han 4. golü atarak evet takımına hayat buldurdu. Evet Selim Han, seni dinleyelim, maçla ilgili neler söylemek istersin? Maç istediğimiz gibi başladık. 1-0 öne geçtik. Öne geçtikten sonra çok net pozisyonlar kaçırdık. Yine yedek kaleciyle gelmiştik. O da alışkın olmadığı için böyle bir turnuvaya iyi bir maç çıkaramadı. 1-0 öne geçtiniz ancak 3-2 ilk devreyi mağlup kapattınız. Devreyi kapattık. Sonra yine 4-3-3 ve 4-4 beraberliği sağladık. Son dakikalarda hatalı, yani şanssız bir gol yedik. Yine yenildik inşallah. Bir dahaki maçta tam 4-4 giden dakikalarda özellikle orta alanda aldığın birebir toplarda vücut çalımıyla rakip kaleye attığın şutlar gözden kaçmadı. Etkili şutlarında hatta 4. golü bulmuştun. Ancak rakip son golü Nevzat'ın ayağından kazanarak 5-4 kazanmayı bildi. Biraz sonuç olarak şansımız yaver gitmedi. Yani iki kere top direğe çarptı, dışarı çıktı. Yani olmayacak bir şey. Kısmet değilmiş. Bir dahaki maça inşallah. Peki iki maçta mağlubiyet vardı. Üçüncü maçınız yine bir mağlubiyet oldu. Ancak bu sefer hakikaten zorlayarak, yani yenme pahasına zorladınız, mücadele ettiniz. Biz mücadelenizden dolayı tebrik eder, rakipsizlik futbol adına da başarılar dileriz.